Hafta içinde tahmin yarışmasının sonucunu açıklamıştım. İki tane arkadaşımız finalist olmuştu. Şimdi finalist arkadaşlar arasında bir yazı turu atacağım. Bunu da canlı yayında sizlerin huzurunda yapmak istedim. İki arkadaştan umarım en fazla ihtiyaç sahibi olan arkadaşa gider ürün. Canlı yayın şeyi şöyle parayı atmadan önce arkadaşlar küçük birkaç bilgi vereyim. Malumunuz gerçekten çok güzel bir sezon geçiyor. Çok bereketli bir sezon. İnşallah önümüzdeki sezonlarda bu şekilde devam eder. En son yaptığım paylaşımda bir çatal olayı vardı. Mustafa kardeşimizin de çay kaşığıyla yine bir balık tutma videosu vardı. Balık bol, balık bereketli. Yalnız şöyle bir şey de söyleyeyim yani. Aslında normalde de balığın olduğu zamanlarda da yani seyrek olduğu zamanlarda da balık açsa ve siz o noktaya düşürüyorsanız çatal, kaşık, rapala fark etmiyor. Spin için konuşmuyorum. Spin olayında işte dalar olayıdır, şudur budur. Bazı şey enteresan olayları var ama kurşun arkası için arkadaşlar bu sene gerçekten tutmadım. Bütün malzemelerle tuttum. Yani o yüzden çok fazla marka bağımlısı olmanıza gerek yok. İnanın envanterimde dünya kadar rapala var. Ama ben yine teneke kaşıkla avlanmayı daha uygun görüyorum. Sonuçta kopmalar, patlamalar meydana geliyor. Bu tarz olaylar meydana geliyor. O yüzden bunlardan en az moral bozukluğuyla atlatmak için teneke kaşık ya da sizin kendi yaptığınız diğer ürünleri tercih edebilirsiniz. Şöyle bir olay var arkadaşlar gözlemlediğim son geçen hafta yaptığım avların tamamında sabah suyuna neredeyse hiç balık alamadım. 2-3 tane balık ancak kovaya girdi ve ondan sonra saat 9-9.30 gibi maalesef balık inanılmaz derecede açığa gidiyor. Bulunduğum avlandığım merada hep bu olay söz konusu. Ben ekstra bir şey yapmıyorum, bunu da her zaman merada olan arkadaşlarımla paylaşıyorum. İp çok önemli arkadaşlar, sörf makine çok önemli. En önemli etkenler bunlar. İnce ip kullanıyorum. Hatta ince ip kullandığım halde daha da inceltmeyi düşünüyorum. Çünkü çok yoruluyorum. Ne kadar az güç harcayarak ne kadar uzağa atabilecek imkan varsa onu yapmaya çalışıyorum. Siz de aynı şekilde deneyebilirsiniz. YouTube için bugün inşallah bu ipler konusunda bir video çekeceğim. YouTube Gazi Fişi kanalına abone olmadıysanız kanala abone olup bu videoları ilk siz izleyebilirsiniz. Şimdi konuyu fazla uzatmıyorum. Elimde bir adet 1 lirası var. İki arkadaşımız kazanmıştı. İsimlerini şöyle soy isimleri aklımda. Bir tanesi Kaymak'tı arkadaşımızın. Bir tanesi de Hasan Çebi. Evet, Yasin Hasan Çebi geldi. Şöyle madem kardeşim izliyorsun sana seçme hakkı veriyorum. Yasin ya da büyüğüm de olabilir bilmiyorum ama yazı mı tura mı diye sana sorayım. Sen bir seçim yap, ona göre atayım ve kazananı belirleyelim arkadaşlar. Senden yorum olarak cevabını bekliyorum. Hafiften de yağmur çiseliyor. Cevabını bekliyorum. Eğer sesim ulaşıyorsa evet, neyse şu an yayın geç gidiyor olabilir. Ben arkadaşlar Yasin Hasan Çebi için şöyle bir yazan yazı kısmını seçiyorum. İnşallah, bilmiyorum artık, hakkınızda hayırlısı. Şöyle kamerayı da çeviriyorum. Atıyorum. 3, 2, 1. Yazı gelirse Yasin Hasan Çebi kazanmış olacak. Tura gelirse diğer arkadaşımız kazanmış olacak. Elde tutmayacağım, yere bırakacağım. Bakalım, haydi bismillah. Oo, düştüğü gibi kaldı. Tura geldi ya. Vallahi tura geldi. Yani havaya attım. Olduğu gibi düştü. Siz de gördüğünüz gibi. Yasin, üzgünüm. Bu şekilde geldi. Diğer kazanan arkadaşımızı tebrik ediyorum. Enteresan bir olaydır. O arkadaş da şu an bulunduğum Beykoz ilçesinde oldukça yakın bir yerde oturuyor sanırım. Öyle tahmin ediyorum. Hemşerim olduğunu biliyorum. Hayırlısı. İnşallah bir dahaki tahmin yarışmalarında
Görüşmek üzere. Kardeşimizin hediyelerini önümüzdeki günlerde teslim ederiz. Yasin, eğer sen de Meral'a denk gelirsek senin için de ekstradan özel birkaç hediyem olacaktır. Kendini tanıtırsan, tanışırsak inşallah elimden geldiği kadar bir şeyler hediye etmeye çalışırım. Evet. Şimdilik arkadaşlar durum bundan ibaret. Şöyle şeyi de göstereyim. Geçmiş paylaşımlarda bilenler biliyordur. Hakan komşum da izliyor. Sayesinde bu bahçeyi donatmıştık. Şu an gördüğünüz gibi bahçe bozuldu. Bahar için hazırlıklar yapıldı. Burada da marullar var. Kışlık. İstanbul Beykoz Çavuşbaşı'nın manzarasıyla hoşça kal diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.